Erdoğan'ın ben ekonomistim söyleminin doğru olmadığını ispatta çalışanları, bu yaptığın iktisaden doğru değil diyerek onu yolundan döndürmeye çalışanları biraz da hüzünle izliyorum. İsmi dünyanın en zengin devlet adamları arasında geçiyor. Yakınlarının hepsi dolar milyarderi oldu. Küçücük bir manipülasyonda servetlerine servet katıyorlar izlediği politikanın sonuçlarını tüm dünya görüyor, o görmüyor mu sanıyorsunuz? Düşük faiz İsrail'in Merkez Bankası başkanlarını top gibi ayağında sektirmesinin neye yol açtığını bilmiyor mu? Kurdaki değişim grafiklerini herkes izliyor, o izlemiyor mu? Elbette, görüyor, biliyor, izliyor. Kasıtlı yapıyor. Ülkeyi batırmak pahasına kazanıyor, kazandırıyor. Türkiye yansa umuru değil, o getirisine bakıyor. Maliye Bakanı'nın kardeşinin Merkez Bankası toplantısı öncesi manipülasyon açıklaması yapması uygar dünyanın her yerinde bakanı koltuğundan ederdi. Ama Türkiye'de onu koltuğundan etme durumunda olanlar aynı zamanda o tüyodan beslenenler. Servetlerini yurt dışındaki şirketlere aktaran müteahhitlerin haberlerini görmüyor musunuz? Gelin kur farkı değişikliğiyle nasıl zengin olunduğuna dair hafızamızı tazeleyelim. 2001 krizinde yaşanan bir olayı hatırlayalım. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'di. 19 Şubat 2001 günü Halk Bankası'ndaki mevduatını dolara çevirdi. Mevduat dediysem öyle emekli maaşı falan değil. O zamanın parasıyla 57 milyar 879 milyon lira. Üç gün sonra dalgalı kura geçildi. Gazi Bey bu işlemden büyük kar elde etti. Savcılık soruşturma başlattı. İddianamede Erçel'in görevini kötüye kullanmakla kalmayıp dalgalı kura geçileceğini yakınlarına da bildirdiği ve menfaat sağlamalarına neden olduğu ileri sürüldü. Erşel yıllar sonra mahkum oldu. Aldığı bir yıl hapis cezası para cezasına çevrildi. Neyse ki ceza TL bazındaydı zorlanmadan ödedi. Eh bugünün kur zenginleri de böyle yargılanacak tabii. Geç olmadan yakalanabilirlerse.